Ceren bana bakar mısın? Sen duymadın mı burayı Erol? Allah Allah. Ceren. Anne sen nereye geldin? Bu senin döner. Yerler yerler. Böyle yiyeceğiz. Yerleşir. Yemezlerse tost yapacağız. Hadi anneciğim ye bakalım. Çok sıcak gibi duruyor ama o iyi. Su mu? Hayır bu kadife. Kadife sıcak. Onu yapma. Şimdi bu döner Hatay soslu arkadaşlar. Hatay soslu döner. Böyle içi bol. İşte patates koymuşlar. Et döner bu bu arada. Domates var. Ay kedi var bu arada aşağıda. Turşu var içinde. Böyle. Hemşire anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Ceren ve Deren arkadaşlar benim kızlarım Ceren ve Deren hazırlandılar. Nereye gidiyoruz? Dışarı gidiyoruz değil mi kızlar? Dışarı gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bugün günlerden 14 Mayıs Pazar. Bugün anneler günü. Çok güzel bir gün benim için. Evet, biz anneler günü kutlamaya gidiyoruz. Bir de artı bugün arkadaşlar seçim oy kullanacağız. Oy kullanacağız önce sonra kahvaltıya gideceğiz. Dedim ki vlog başlatayım. Böyle sizlerle bol sohbetli bir vlog olsun istiyorum. Çünkü 2 gün önce 12 Mayıs Hemşireler Günü'ydi. Onunla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Yani Hemşireler Günü ile ilgili de konuşmak istiyorum. Değil mi arkadaşlar? 14 Mayıs 2023. Yani bu aslında hayatımızda daha güzel şeyler de olacak ama onu diğer vlogda anlatacağım. Hani anlatacağım dediğim bir konu vardı ya. Onu da diğer vlogda anlatmak istiyorum. Yani bu vlog konuları böyle doldurmak istemiyorum. Onu ayrıyeten anlatmak istiyorum. Onunla ilgili duygularımı ayrı ayrı anlatmak istiyorum. Çünkü bugünün çok güzel bir anlam ve önemi var. Anneler Günü. Anneler Günü olması nedeniyle bugün Anneler Günü kahvaltısı yapacağız. Değil mi? Baba, anne kahvaltı ısmarlayacak. Anneler Günü kutlayacağız bugün. Kızlarımla beraber güzel bir kahvaltı mekanına gireceğiz. Sürekli gittiğimiz bir mekan zaten sizler biliyorsunuz. Evet. Çoğu zaman gördünüz bizim oraya gittiğimizi. Kızlarım burada. Evet. Sonra akşam geleceğiz eve. Ben ütü yapacağım değil mi kızlar? Neyse. Yani bugün akşama kadar dışarıdayız. Ancak akşam geliriz eve. Sen bebek mi oldun anneciğim? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz sonra. Tamam mı? Bay bay yapın kızlar. Aferin benim kızlarıma. Evet arkadaşlar oy kullanmaya geldik. Atatürk İlkokulu burası. Hadi bakalım gidiyoruz kızım. Hadi. Çık bakalım annem. Okul burası annem. Okul. Erol sen geç de. Evet arkadaşlar oylarımızı kullandık. Artık arabaya gideceğiz. Şöyle bir daha. Şurada bizim ağız. Şurada kullandık arkadaşlar. İnşallah vatana millete. İnşallah diyorum vatana millete hayırlı olur diyorum. Oylarımızı kullandık. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya gideceğiz artık. Şöyle. Yanında Ceren'im var.
Arkaya bineceksin, binsinler artık. Kızlar, tamam mı? Hadi arkaya binin. Baba arkaya otursun sizi. Allah'ım. Merhaba, iyiyim ya, sen nasılsın? Şöyle şuraya gölgeye geleyim arkadaşlar. Tekrar diyorum, oyumuzu kullandık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Böyle kahvaltıyı gösteririm. Kahvaltı yaparken biraz da hemşireler günüyle ilgili biraz sohbet ederiz. Anneler günüyle ilgili biraz sohbet ederiz diyorum ben sizlere. Kitabı mı? Hangi kitabı? Orada yerde kitap istiyor. Evet, benim kızlarım kitap istiyormuş. Ben kızlarıma bir kitap vereyim şuradan. Hangi kitap? Şu kitap mı Ceren? Durdu, orada bir tane daha var arkada. Onu var mı kitap? Baba kitap versin size. Ay ne sıcak var arkadaşlar. Öyle sıcak, öyle sıcak ki. Bu da Ceren'in kitabı, annesi ver ona. Bu da Deren'in kitabıymış. Şöyle Deren'in kitabını da veriyoruz ve arabaya binip arkadaşlar Şelale Restoran'da kahvaltıya gidiyoruz. Kalem yok anneciğim, kalem yok. Aslında markete gidip bu Faber-Castell'den boya kalem var mıdır Erol? Açık mıdır hele? Şey bu neden kırtasiye diyor. Kırtasiye de açık. Hadi balıklara bakalım mı gelin? Hadi gelin balıklara bakacağız. Gel. Balıklara bakalım, balıklara. Evet, balıklar. Gördünüz mü? Evet, balıklar. Hadi gelin. Oo! Kocaman kocaman balıklar. Evet, balık var kızım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gelin. Hadi çık oradan, çık baba yanına. Baba orada, çıkın. Hadi. Ben o tarafa oturayım. Sen bu tarafa otur. Arkadaşlar Şelale Restoran'da kahvaltıya geldik. Kahvaltımızı söyledik. Şimdi biraz sonra kahvaltımız gelecek. Kahvaltı yapacağız. Ben kahvaltımızı da gösteririm size. Burada kim var? Burada yanında Ceren var. Kahvaltımızı da gösteririm size. Çok acıktık. Değil mi kızlar? Saat 2 mi oldu yok? Saat 2 bu arada. 1.30. 1.30. Evet. Öyle. Burada da kızım Deren var. Kızım Deren ne yapıyorsun anne? Kahvaltı mı bekliyorsun kızım? Deren. Deren. Deren, anneye bakar mısın? Şimdi arkadaşlar kahvaltılarımız biraz sonra gelecek. Onları da göstereceğim size.
şu şekilde kahvaltı masasına böyle kağıt seriyorlar. Sonra sularımız geldi. Buranın akarsuyundan bu sular o kadar güzel oluyor ki. Hatta şimdi kendime su koyacağım ve içeceğim. Şurada da çatal kaşıklarımız geldi. Sonra kızlara da servis istedik. Onlar da gelecek biraz sonra. Benim bu telefonun şey var ya, kuduruk var gibi. Kızımda var ya sana. Ceren. Şu anneciğim. Papasını çekti için neler oldu böyle ya. Ay ne bileyim, öyle seviyorlar. Hele o çok seviyor. Hep kapşonlu bir şeyler istiyor. Evet, kapşonlu. Bu ne? Bu. Bu. Bakın şimdi şu. Genelde böyle yapılır. Konsept burada böyledir. Ortada yeşillikler, işte çeri domatesler falan olur. Ceviz, bal, reçel, zeytin, kuru tarzı bir şeyler. Reçeli, kaşar, peynir, tereyağı, çökelek, zeytin gibi. Sonra bakın şurada karpuz var. Şurada ekmek, sıcak ekmektir bu arada. Şimdi biraz sonra biraz daha farklı bir şeyler daha gelecek. Onları da göstereyim size arkadaşlar. Soğan mı buraya? Patates. Soğan. Zaten çocuklar yiyor onu. Çocuklara veririz. Bunu şöyle koyduk. Tamam. Güzel. Burada patates çıkartmışsın. Kaç bir şey var mı? Yok, sağ olun. Yok, sağ olun. Şurada katmer var, bir de şöyle börek var arkadaşlar. Üstünde şey var, çökelek var, ot var, soğan olabilir, maydanoz olabilir, öyle. Eşim kızlara patates kızartması dağıtıyor. Evet. Hatta ben de bir tane alayım şu patatesi. Ben de çok severim. Sıcak sıcak. Evet annem patates kızartmasa. Sıcak sıcak patates kızartmasa. Niye kızım? Hayır hayır. Düşersiniz annem. Doğrusu derin öyle ki şey değil. Düşersiniz. Oraya gitmeyin Ceren, Ceren. Annem çişin yok senin. Buradayım annem. Çiş diyor ya sürekli olarak. Biraz önce gittik ama tahminim kakası var. Evet. Evet. Annem gitmeyin. Arkadaşlar şimdi buraya geldik, buraya oturduk. Burada da şöyle çaylarımızı içiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Çocuklar şurada oynuyor diye ben de şöyle hemen girişe geldim, oturdum. En azından rahat oynasınlar. Biz de çocukları görelim istedim. Onun dışında iyi teyzemle şöyle karşımda hemen şelale. Gayet güzel bir manzara var. Çaylarımızı içiyoruz. Çaylarımızı bitirip sonra kalkarız sanırım. Eve gideriz. Belki evde kızlara akülü araba bindiririz veya parka götürürüz oralarda.
Öyle yani arkadaşlar. İyi geçiyor günümüz. Hatta eşime dedim ki buraya yaz gelmiş, o kadar çok insan var ki. Çok aşırı değil ama insan var, baya baya gelmeye başladılar. Burası büyük bir alan olduğu için böyle küçük oturmuyoruz. Oturma alanları da çok fazla. Sesim inşallah iyi gelmiştir. Konuşuyorum habire ama bu sesten belki sesim çok iyi gelmiyordur. Öyle yani durum arkadaşlar. Şöyle kızlarımı da göstereyim size arkadaşlar. Buralarda oynuyorlar. Şurada hemen önümde şelale. Şöyle çayımız var. Şöyle. Çok yaşa. Ne bakıyorsun? Ha. Bana ne gösteriyor? Ne bu? Benet dolma. Çok güzel. Kaç para? 280 lira. Kaç? 280 lira. Uygunmuş. Alalım, yazlık ayakkabıya ihtiyacımız var. Ya 23 yok. 24-25 var ya. Öyle yapalım. 25'i Ceren'e alırız, 24'ü de Deren'e alırız. Bunlar 23-24. Bunlar 23-24. 24-25 giyerler artık. Giyerler mi? He. Güzelmiş o. Fiyatı kaç para dedi? 284. 284 çok iyi. Alalım. Rengi de güzel. Yeşil var. Şöyle bakın. Yok, yeşil olmaz. Pembe var mı pembe? Pembe yok. Yaptığımız var değil mi? Lila var. Lila. Bakayım Lila'ya. Ama kırmızı da olabilir. Kırmızı daha iyi. Bence de. Aynı ayakkabı 650 lira burada. Abo çok. Evet, oradan diyorum, alayı diyorum. Valla arkadaşlar, ayakkabıyı kaçırdık. Evet. Yani. Gel. Hadi. Ha, pardon. Selam herkese. Arkadaşlar eve geldik. Kahvaltımızı yaptık. Markete gittik. Ondan sonra eve geldik. Kendimize soda açtık. Soda içiyoruz. Eşim gene dışarı çıktı. İşleri varmış. Onları halledecek. Ceren uyudu. Deren de uyuyacak inşallah. Yani. Şimdi ben biraz sohbet edeceğim sizlere. Bugün biliyorsunuz seçim günüydü. Oyumuzu kullandık. Oyumuzu kullandıktan sonra kahvaltıya gittik. İşte uzun uzun kahvaltımızı yaptık. Sonra geldik. Bahçede biraz kızları oynattık. Oradan markete gittik. Biraz sohbet edeyim istedim sizlerle. Sonra videoyu sonlandırırız. Deren'le beraber. Ceren uyudu. Onu da söylemiş miydim? Şimdi bu 3 günün çok anlam ve öneminden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Cuma günü 12 Mayıs'ta Hemşireler Günü'ydü. 12 Mayıs Hemşireler Günü. Bütün arkadaşlarımın, herkesin, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutluyorum arkadaşlar. Anne donat. Evet. Yani öyle. Hemşireler Günü, herkesin Hemşireler Günü kutluyorum arkadaşlar buradan. Öyle özel hani bir şeyler yayınlamadım. Hani duruma falan bir şey koymadım. Dedim videoda söylerim dedim. Bu video ne zaman yayınlanır? Çarşamba yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar bu videoyu. Evet.
çarşamba yayınlayıp cumaya bir video daha hazırlamayı planlıyorum. Yarın başlatacağım onu da. Bu hafta öyle olacak. Yani. Sonra bugünün bir anlamı var. Hem seçim, oy kullandı. Anneler günü bugün arkadaşlar. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Evet. Annemin diyor saçları çok güzel olmuş diyor. Güzel olmuş mu anneciğim? Evet güzel olmuş. Evet güzel olmuş. Annem sen niye öyle çıktın kızım? Ne diyordum? Kafam karıştı. Arkadaşlar ben size biraz da Deren'le ilgili konuşmak istiyorum. Deren bu aralar vukuatlı. Sürekli bir vukuat oluyor. Deren'in başına bir şeyler geliyor. Geçen hafta Elsiva'yı 2'ye gitmiştik. Deren orada bizim yanımızdaydı arkadaşlar. O videonun sonunda söylemeyi unutmuşum. Orada bir kız çocuğu vardı. Onun peşinden koşarken Deren bizim yanımızdan ayrılmış. Ama ben orada alışveriş yapıyorum ya. Eşime de diyorum çocuklara bak, çocuklara bak. Ceren de yanımda. Bir çocuk sesi, bir ağlama sesiyle böyle irkildim. Deren'in sesi. Anne, anne, anne ağlıyor. Deren kaybolmuş. Ağlıyor. Ki Deren normalde çok böyle şeyleri ağlayan bir çocuk değildir. Sonra koşturdum ama. İnsan hani böyle can havliyle anne şey oluyor ya arkadaşlar. Can havliyle koşturdum. Kızı buldum. Ama nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. Bebek arabasına bindirdik. Orada diyor ki anne çok korktum, anne çok korktum diyor. Çok aşırı derecede korkmuş. Şu an üstüme oturdu. Sonra Deren'in başına bir şey daha geldi. Bu aralar Deren'e sürekli bir şeyler oluyor değil mi? Okumak gerekiyor aslında benim kızlarıma arkadaşlar. Kaza geçirdi Deren. Tamam mı? Eli yaralandı arkadaşlar. Oo çok canım sıkıldı orada. Evet eli çok yaralandı. Ben eve götürüp pansuman yapacaktım. Baktım eli şişmeye başladı. Hemen acile götürdük. Doktor baktı Deren'in eline. Deren'imin eline lokal anestezik sürdük. Sonra eline krem sürdük. Baktık elini oynatıyor. Röntgen çektirmedim. Çünkü elinin üstünden akülü araba geçti arkadaşlar. Ben kemik kırılmasından çok korktum açıkçası. Ama elini oynatabiliyordu. Elini oynatsa da küçük kemikler var ya orada arkadaşlar. Çatlak vardır falan diye. Artık şey yapacaktık. Orada arkadaşlarla da dedik konuştuk yani. Eli şişerse tekrar acile götürecektim. Şükür şişmedi. Şükür elinde bir sıkıntı yoktu. Ama insan işte. Anne olunca insan böyle şeyleşiyor. Çok böyle canım sıkıldı daha doğrusu. Ancak kendime geldim. Daha doğrusu kendime de gelemedim. Çok üzüldüm yani. İşte bizler anne olarak çocuklarımızı sürekli korumak istiyoruz. Sürekli korumak istiyoruz. Ama işte bir bakmışsın koruyamıyoruz. Yani oldu artık. Yapacak bir şey yok. Ama çok gerçekten çok canım sıkıldı. Yani inşallah daha kötülerini yaşamayız. Ben hep şöyle dua ediyorum arkadaşlar. Biz koruyoruz Allah'ım. Sen daha çok koru diyorum çocuklarımızı. Gerçekten elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Hasta olmasınlar diye çok fazla dışarıya çıkarmıyorum. Böyle mesela agresif bir ortam varsa o ortamda tutmamaya çalışıyorum. Böyle sakin sakin büyütmeye çalıştım çocuklarımı sürekli. Şükür 3,5 yaşına da geliyorlar artık çocuklarım. Şükür kızımda bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz ben çok geç anne oldum. Yani o yüzden hani benim için çok değerliler. Ben bu vlogu burada bitireceğim. Yarın bir vlog daha başlatacağım. Yarın yani cuma günü yayınlanacak o vlogu. Sürpriz bir konudan daha bahsedeceğim sizlere. Değil mi anneciğim? Bu vlogumuzun konusu hemşireler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Ben kızlara kek yapacağım arkadaşlar. Kek yapayım mı siz annem? Evet. Kek çok seviyorlar. Öyle. Yarın bir vlog daha başlatacağım. Bu videoyu editlerim arkadaşlar. Yayınlarım bir vlog daha başlatacağım. Yarınki konularımız da sürpriz olacak. Yani cuma gün konularımız diyeyim ben. Değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar. Bu kadar. Geleceğim Deren. Gelmeyecek. Neyse ben sonlandırayım. Gel. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.